Ali Babacan'a dedim ki diyor, ümmeti bölme. Burası demokrasi. Burası Türkiye Cumhuriyeti. 29 Ekim 1923'ten beri ümmet Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıyla sınırlı değil. O bütün Müslümanların kastedildiği, siyasete alet edilmemesi gereken bir kavram. Siyasetin konusu değil. Peki size oy verenler ümmet de, bize oy verenler ümmetin nasıl dışı oluyor? Yani CHP'ye oy verenler ve diğer muhalefet partilerine oy verenler ümmet dışıysa, AK Parti'ye oy vereni Müslüman sayıyorsunuz da diğerlerini mi saymıyorsunuz? Peki AK Parti'ye oy veren gayrimüslime ne diyorsunuz? Hiç öyle bir şey talebiniz yok mu? Burası cumhuriyet, burası demokrasi ise burada ümmet yok. Burada millet var. Atatürk milliyetçiliğinin tanımı çok belli. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes. Biz bu ülkeye bu bağla bağlıyız, hepimiz bağlıyız. Bu yüzden herkes kıymetli. Bu yüzden Kürtle Türk'ün, Aleviyle Sünni'nin birbirinden hiç farkı yok. Olmaması için gayret ediyoruz. Yaratanlara, itenlere, kakanlara rağmen bunlara direniyoruz. Beyefendi diyor ki Ali Babacan'a, ümmeti bölme. Kabul edilebilir bir şey değil. Ha, insan şunu da hatırlıyor. Biz diyor ki Fethullah Gülen'le aynı hedefe farklı yollardan yürüyorduk diyordu. Varacağı tepe herhalde Cumhurbaşkanlığını kastetmiyor. Kendi vardığına göre hala yoldaysa, bir ümmetten falan bahsediyorsa, hedefin cumhuriyetle, demokrasiyle ilgisi yok. Hedef başka bir şey. Ümmetin başı olmayı, halife olmayı, o yolun ne olduğunu da devletin başı olmakla yetinmeyip, ümmetin başı kendisini sayan ve Ali Babacan'ı da bunu bölüyor diye ifşa eden ve aslında kitlesine şikayet eden bir siyaset anlayışı. Bunu not ediyoruz. Bunu not ediyoruz. Bunu bir kenara kaydediyoruz.